İstanbul'da dün akşam zorlu bir akşamdı çünkü şiddetli fırtına çok etkili oldu. En çok da Avrupa yakasında birçok ilçede çatılar uçtu, ağaçlar, tabelalar devrildi, balkonlar çöktü. Esenler ve Bağcılar'da iki kişi yaralandı. Bir rüzgar oldu, lodos. Çatılar sallandı, biz deprem oluyor zannettik. İstanbul'u fırtına vurdu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Yaralananlar oldu. Taşlar arabaya bayağı hasar verdi, bu iki arabaya. Ondan sonra zaten bir yani ana baba günü gibiydi açıkçası, yani çok korktuk. Bir fırtına, bir uğultu, yani acayip bir uğultu, acayip bir korkuydu. Bağcılar'da uçan çatı parçaları evlerin içine girdi. O sırada balkonda olan bir kadın yaralandı. Çatının yere düşen parçaları sokaktaki ağaçlara da hasar verdi. Esenler'de fırtına sırasında evinde olan bir kadın camların patlamasıyla yaralandı. Fırtınada Esenler'de iki farklı sokakta balkon çöktü. Yaralanan olmadı. Sultan Gazi'de bir çatının uçma anı kameraya yansıdı. O sırada bir kişi sokaktaydı. Çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Evde oturuyordum, bir anda rüzgar sesleri gelmeye başladı. Ondan sonra cama çıktım. O sırada abi direkt arabanın üstüne molozlar düştü. Ondan sonra babam da son anda kurtuldu. Bağcılar'da da bir otomobil çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Zeytinburnu ve Gazi Osman Paşa'da caddeler savaş alanına döndü. Çatılar otomobillerin üzerine düştü. Bayrampaşa'da da çatı park halindeki bir otomobile saplandı. Otomobillerde hasar büyük. Kağıthane, Avcılar ve Beyoğlu'nda da çatılar uçtu. Mahalleli sokağa döküldü. Çatının böyle bütün halde uçup binaya doğru geldiğini gördüm ben. Fırtına Beykoz'da çınar ağacını devirdi. Devrilen ağacı itfaiye kaldırdı. Sancaktepe'de devrilen ağaçsa elektrik direğini yıktı. Bakırköy'de de ağaç otomobilin üzerine düştü. Silivri ve Gazi Osman Paşa'da iş yerlerinin tabelaları devrildi. Caddeye uçtu. Bu görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden polis fırtına nedeniyle köprüden geçmekte zorlanan motosikletlilere eşlik etti. Başka bir motosikletliye de otobüs şoförü yardım etti. Fırtınanın şiddetinin azalmasıyla birlikte itfaiye sokaklarda çalışmaya başladı. Çatı parçaları kaldırıldı, kapanan yollar trafiğe açıldı.